Anadolu kokan bir yerdir burası. Küçük sokakları, tek katlı evleri, uçsuz bucaksız yemyeşil doğası, mis gibi havası. Küçük bir Karadeniz köyüdür adeta. Geniş ve düz araziler ve de su kaynaklarının burada bulunması, tarım ve hayvancılık yapılmasını kolaylaştırmıştır. Burası Beykoz Paşamandıra Mahallesi. Kestane, ceviz ve çiçek yetiştirilir burada. Dere kenarına kurulmuş mesire alanları, insanların buraya rağbet etmesini sağlamış. Eskiden Paşamandıra Köyü olarak bilinirdi, şimdilerde ise Paşamandıra Mahallesi olarak anılıyor. Ve tam da bu güzel mahallede bulunan Paşamandıra Camii'ndeyiz. Toplam 1200 metrekarelik bir arazi üzerine yapılmış, tek minare ve çift şerefelidir. Bir büyük, beş de küçük kubbesi bulunmaktadır. Caminin mimari yapısı daire şeklinde tasarlanmıştır. Cami ilk olarak 1954 yılında yapılmış, 2018 yılında yıkılarak tekrar inşaatına başlanmış ve 2020 yılında ibadete açılmıştır. Paşamandıra mahalle sakinleri tarafından yaptırılmıştır. 350 metrekarelik bir iç kullanım alanına sahiptir. Cemaat kapasitesi 600 kişiliktir. Caminin içi oldukça şık tasarlanmıştır. Mihrap ve vaaz kürsüsü bitişik olarak dizayn edilmiş ve mermerden yapılmıştır. Kürsü ve mihrapta bolca altın varaklı süslemeler kullanılmış. Tabii bu da oldukça güzel bir görünüm sağlamıştır. Yerde turkuaz renkli, sadece orta kısmı desenli bir halı seçilmiş. Bu da camiye çok farklı bir hava katmıştır. Duvarlarda Osmanlı motifi süslemeler yer almaktadır. Tavanın ortasındaki avize, halının deseniyle tam bir uyum içinde. Caminin bazı duvarlarında ayetler yer almaktadır. Gezilecek yerler listesini mutlaka Beykoz Paşamandıra Mahallesi'ni de ekleyin. İnanın pişman olmayacaksınız.